Bu videoda açılış elemanlarının çeşitli bina eleman tiplerine nasıl yerleştirildiği ve yerleştirilmediği için mevcut çeşitli seçenekler anlatılmaktadır. Boşluk, bir temel şekli başka bir elemanın geometrisinden lineer bir şekilde çıkarabilir. Boşluğu, düz dikey duvara yerleştirmenin en basit örneğini ele alalım. Boşluk açmak için duvardaki herhangi bir noktaya tıklayın. Bu yerleştirmeyi planda veya 3 boyutta yapabilirsiniz. 3 boyutta duvar yüzeyinin herhangi bir noktasını tıklayarak bir boşluk yerleştirin. Yerleştirdikten sonra 3 boyutlu olarak oluşturulan bir boşluk elemanı seçelim. Temel şeklinin ana hatlarını referans düzleminde görebiliriz. Boşluk aksını ki referans düzleminde diktir. Boşluk aksının referans düzleminde kesişme noktası bağlantı noktası denir. Boşluk aracının kapılar, pencereler, çıta pencere ve çıta penceresinin araçları gibi kendi katmanları yoktur. Hep başka bir elemana yerleştirilmelidir. Bir boşluk aracı yerleştirildiğinde onunla yerleştirildiği hedef eleman arasında bir bağlantı kurulur seçilen boşluk aracı bağlantı noktasındaki link bağlı elemanları gösterir. Boşluk aracı yerleştirilmesi duvarlara, döşemelere, arazilere ve kirişlere yapılabilir. Boşluğun iki geometrisi vardır. Çokgen ve dairesel dairesel bir boşluk açtığımızda köşe noktalarından çekiştirerek eliptik bir geometri elde edebiliriz. Poligonal boşluk geometrilerinin gelecek güncellemelerde eklenmesi planlanıyor. Yerleştirmeden önce boşluğun sınırlayıcı dikdörtgenin boyutlarını ve boşluk geometrisinde çekirdek saplama noktasının nerede olduğunu belirleyen bir çekirdek saplama noktası konumunu belirleyebiliriz. Ek olarak kat plana görünümünde bağlantı noktasının yükseklik değerlerini tanımlayabiliriz. Sonra bo boşluğu yerleştirebiliriz. Boşluğu üç boyutlu olarak yerleştirirken, elemanın yüzeyinin bir noktasını belirleyerek bağlantı noktasının konumunu belirdiriz ve boşluğun geometrisini belirtilen ayara göre bağlantı noktasına göre oluştururuz. Boşluk aracı birkaç yönelim seçeneğinden biri tercih edilerek yerleştirilebilir. Hizalanmış yönelim seçeneği ile boşluğun referans düzlemi, hedef elemanının geometrisi ile aynı hizadadır ve boşluk aksı hedef öğeye diktir. Kirişler ve dikey duvarlar söz konusu olduğunda bu açıklığın yatay yönelime, sahip olacağı anlamına gelir. Eğimli duvarlar durumunda boşluğun boşluk aksiyonu eğimli duvar yüzeyine dik olacaktır. Döşeme ve arazilerde boşluğun dikey yönelimi olacaktır. Çünkü bu eleman tipleri yatar bir referans düzlemine sahiptir. Sonraki iki yönlendirme seçeneği dikey ve yatay. Bu üç yönelim seçeneğinden herhangi biri kullanılarak bir boşluğa yerleştirilebilir. Böylece bir niş oluşturmak için düşey yönelimli bir boşluğun bir dikey duvar içine yerleştirebiliriz. Veya bir girinti oluşturmak için döşeme içine yatay yönelimli bir açılım yerleştirebiliriz. Özel adında dördüncü bir yönelim seçeneği vardır. Boşluk yerleştirmeden önce bu seçenek seçilmez. Bununla birlikte yerleştirilmiş bir boşluk elemanı pet paleti kullanılarak Üç boyutlu olarak serbestçe döndürülebilir ve döndürüldüğü zaman yönü özel olur. İlk önce yerleştirilmiş bir boşluğun yönünü özel olarak ayarlamak, sonra üç boyutlu olarak serbestçe döndürmek mümkündür. Ayrıca boşluğun üç boyutlu kesme gövdesi sınırlarında belirleyebiliriz. Burada üç seçenek vardır. İlk seçenek sonsuz boşluk aracının kesme gövdesinin iki ucunda sınır yoktur. Bir uçta sonsuz seçeneği, boşluğun bir ucu sınırsızdır. Bu durumda kesme gövdesinin bağlantı noktasına göre başladığı yerdeki offset'i tanımlayabiliriz. Bu offset değeri pozitif veya negatif olabilir. Ayrıca sonsuz düğmesini kullanarak yarı sonsuz boşluk aksının yönünü açılışın referans düzleminin diğer tarafına çevirebiliriz her iki tarafı sınırlı seçeneği ile boşluğun kesim alanının sınırlı uzunlukta olacaktır. Bu durumda offset'e ek olarak boşluğun kesim uzunluğunu belirleyebiliriz. Lütfen Arşike'nin yeni boşluk aracını tanımak için bu serideki diğer videoları da izleyin.